Özellikle tetkik aşamasının neler gerekiyor? Anladığımız kadarıyla genel cerrahi ekibiniz, asistanlarınızla birlikte Evet. hemşireler ve ameliyathane ekibi hazır bulunuyor. Ve psikoloji çok önemli olduğunu dile getirdiniz. Burada o zaman psikolog ve psikiyatr da devreye giriyor. Tabii. Şimdi eğer hastalarımız bu işle savaşacak şekilde geldikleri zaman ilk önce biz zaten duygu durum değerlendirmesi yapıyoruz. Psikiyatrist, Evet. psikologumuz yapıyor. Ondan sonra diyetisyenimiz devreye alıyor. Sonradan biz laboratuvar hazırlıkları vesaireyi yapıyoruz. Bu şeker hastalığında da böyle. Mesela insülin rezervinin yeterli mi değil mi olduğunu mutlaka insülin düzeyini ölçüyoruz. Evet. İnsülin düzeyi yeterli ama vücut kullanamıyor. Haplara rağmen insüline bağımlı hale geliyor. Bir de insülin paradoksu denen bir şey var biliyorsunuz. İnsülin yapılıyor ama şekerleri düzene sokarken aynı zamanda göbeğiniz de büyümeye başlıyor. Kilo alıyorsunuz. Bu bir paradoks haline geliyor. Çünkü yine de insülinin vücut tarafından kullanılımı bozuk. İşte bu ameliyat bunu düzeltiyor. Vücut Kısaca dengesi. gireyim mi bu Tabii ki, şeylere? tabii ki de Şöyle hocam. söyleyeyim o Görüntüler eşliğinde zaten zaman. ekrandaki izleyicilerimiz takip ediyor. Şimdi tip 2 diyabet ameliyatlarını hastalarımızın bir kere body mass endeksinin 30'un altındaki hastalar, yani zayıf ama tip 2 diyabetli, insüline bağımlı, bunlar bu ameliyatlardan pek fayda görmüyorlar. Evet. O nedenle biz mutlaka body mass endeksin 30'un ve üzerinde olmasını istiyoruz. 30, 35. Bu şeker hastalığının gerçekten faydalandığı ameliyat sınıfına girmiş oluyor o zaman. Ne yapıyoruz ameliyatta? Bir kere yine tüp mide haline getiriyoruz. Ama bu sefer böyle çok çok dar bir alan bırakmıyoruz. Biraz daha geniş bırakıyoruz ama midenin oradaki açlık salgılayan hormonlu bölümünü, gerilin hormonu salgılayan bölümünü mutlaka çıkarmış oluyoruz. Ondan sonra bağırsaklarda bir yer değiştirme yapıyoruz. Çünkü bizim ince bağırsaklarımızın son kısmında bir GIP dediğimiz bir hormonumuz var. Bir de GLP-1 dediğimiz bir hormonumuz var. Bunlar şekerin hücreler tarafından Evet. kullanılmasını destekleyen hormonlar. Bu hormonları bu ameliyatta biz yükseltmiş oluyoruz. Böylelikle insülin direnci kırılıyor ve hücreler şekeri daha rahat kullanılır hale getiriyoruz. Ne yapıyoruz ameliyatta? Bu kalın bağırsağı, ince bağırsağın bağlandığı bölgeden yaklaşık 2,5 metrelik bölümü ortasından alıyoruz, kesiyoruz, ayırıyoruz. Onu tüp mide haline getirdiğimiz mideye götürüp bağlıyoruz. Ve safradan gelen bir böldüğümüz kısmı da ince bağırsağın son 1 metresine bağlıyoruz. Böylelikle yediğimiz yemekler normal hattan, üçte biri normal hattan geçiyor. Üçte ikisi yeni yaptığımız hattan geçiyor. Ve son 1 metrede safrayla karışıyorlar, yani emilim oluyor. Bu da hormonal sistemi aktive ediyor. Böylelikle de insüline ihtiyaç, insülin direnci, bunların hepsi çok aşağılara iniyor. Öyle olunca da şeker ne oluyor? Eğer insülin kullanıyorsa hapa geçiyor. İki tane hap kullanıyorsa teke Teke düşüyor. düşüyor. Ve bir müddet sonra da artık hiçbir şey kullanmaz hale geliyorlar.